yapmış gibi bana şey yapıyor. Hayır yani avizeye de baktın, bir şeye benzese bari. Bir tek çay verelim. Hiç mi içiniz acımadı ya? Kızlar kıskanmayın. Kız neyinizi kıskanıyorsunuz? Sizlere de alsa keşke. Ya var ya. Bence çok, bak şöyle söyleyeyim, çok kullanışlı kızlar. Yani Bluetooth özelliği var. Yapamadığın yemeklerde sana yardım edebiliyor mu hayatı? Çocuğa falan bakabiliyor mu bu avize? Bakıyor dedi, düşüp şurada bir bayılalım. Çocuğumu eğlendiriyor ya, bu benim için yeterli canım. Ve benim kızım gerçekten, kızlar oynamayı çok seviyor. Ne güzel, benim de kızım var. Ben özellikle nay nay diyor benim kızım o avizeye. Ve sürekli avizeye gösteriyor, anne nay 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 nay. Biz onu açıyoruz ve kızım oynuyor. Oğlunuz gelse kapıyı tıklasa, geliniz ne yapar? Kızlar, kızlar niye gittin annene, benden habersiz niye gittin diye bağırır, şey yapar, kıyamet kopar. Senin benden habersiz niye gittin annene, ben kız niye yazık, söylemedin diye kıyamet kopar. Saçma ya, bir durum ya. Aynı apartmanda oturuyorsunuz. Aynı apartmanda oturuyoruz. Oğlum ayda bir kere bile gelemiyor kendinden korkusuna bana. Ay. Kendinden korkusuna bir kere gelemiyor. Beterin beteri varmış. Ben yukarı çıkarım. Çat kapı ben çıkar giderim oğluma. Seni icra alıyor mu peki? Mecburen benden şey alıyor şey yaptığım zaman. İcra alıyor da, sizi. Evet ben içeri alıyor. Ama bir menfaati vardır. Oğlum gelemiyor. Bir aydan bir ay evde aynı apartmanda görmedim oluyor oğlumu. Neden oğlunu size göndermek istemiyor acaba? Kıskandığı için benden, ben laf söyleyeceğim. Kıskandığı için bana göndermiyor. Bir anne kıskanılır mı oğlu ya oğlundan? Kıskanıyor, kıskanıyor, göndermiyor. Allah aşkına. Kıskandığına göndermiyor. Sen doğurmuşsun onu. Yüksel Hanım, doğurdum bence ama var ya, annesi dolduracak bir şey söyleyecek de korkudan. Evet. Ne? Gidemezsin diye tehdit etmiş demek. Neyle acaba tehdit etti? Neyle ben de bilmiyorum. Eve giremezsin demiştim. Giremiyor, gelmiyor oğlum. Kardelen'den korkusuna bana gelemiyor mu? Yazık. Gelmiyor. Yazık. Ve sen de diyor ona ki benim de evladım de. Benim de evladım diyorum ama göndermiyor. Yine kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Çat kapı ben peki gidiyorum. Peki eşiniz onlara ne diyor bu konuya? Eşime de aynısı. Eşime de aynısı. Hayat eşimle hiç anlaşamıyorlar. Kardelen. Evet canım. Hayatım. Söyle canım. Bütün evini buraya taşımışsın ama kayınvaliden geldiğinde kendi resmini sordu. Yarın orada göreceğim dedi. Ne yapacaksın? Hiçbir şey paşa paşa koyacak. Ben koymak istemiyorum kızlar ama bakacağız bu konuya. Koymak istemiyorum ama bakacağız. Ben olsam direkt asla, asla koymayacağım derdim. Diyemez. Ben nasıl diyecek? Altlı üstü oturuyorlar. Ay o da doğru. Bilmiyorum tabii, isterse koyarım. Problem değil ya. E madem problem değil, niye gelirken koymadın, kaldırdın kadının koyduğu resmi? Çünkü benim çerçevelerim çok süslü kızlar. Bir de çekirdek ailemin burada olmasını istiyorum. Ayrıca sizin hiçbirinizin istese koyar mısınız acaba? Göremiyorum hayır, çünkü. Hayır şimdi şöyle, biz koymadık ama... Esra bir saniye. Biz koymadık ama bizim kayınvalidelerimiz de neden bizim fotoğrafımızı koymadın demediler. Seninki diyor hayatım, fark bu. Hem de geldiğiniz gibi canım. Siz kendi aranızda anlaşamıyorken kayınvaliden senin tabaklarını nasıl bulacak bilmiyorum. Sizin gelinler hepsini burada bastırır benim gelinimi. Hepsini mahvede eder. Ne hiç bastıramaz o konuda. Sizin gelinlerin cinde de şeyde de bastırır. Benim gelinim çok böyle şey bastırır. Göreceğiz. Göreceğiz bak, göreceğiz. Göreceksiniz. Hepsini bastırır burada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Esra'da bir çene. Seda'da bir çene. Gönül'de bir çene. Artık seninkinde de olduysa mutfağın halini düşünemiyorum. Ha. Seda, bu arada bir şey sormak istiyorum. Tabii sor. Nagihan teyze hafta sonu nasıldı? Çünkü cuma günü bayağı bir sinirlendi. Burada böyle bir cuma ağlama günü krizlerine girdi. Evet. Dur bir bitireyim tatlım canım. Ondan sonra bir üzüldü. Biliyorsun burada böyle sinir krizine girip ağlayıp şey yapanların hepsi gidiyor ya. Ah Gönülcüğüm, daha ikinci haftan. Ama unutma ki bu benim tamı tamına yedinci haftam hayatım. Sen annemi merak etme. Gayet iyi. Tabii ki de sinir krizine girer burada. Çünkü benim tabağımı önce bulmuşken daha sonrasında puanlamada kafası karıştı. Bir verdik, tartıştık, üzüldü, ağladı, sinir krizine girdi. Şu an iyi yani. Tamam o zaman çok canım, iyiyse çok fazla korktunuz eğer bence ya. Çok fazla... Ne yaptık canım? Çok fazla ağladınız. Çok yani fazla ağladık. Canım bir evet şey söyleyeceğim. Yalnız bayağı kötü ağladı Sedacığım. Bir şey yapalım mı? Bir bakalım, bir izleyelim istersen. İzleyelim ya. İzleyelim. 5 puan bakalım, gelini Seda'yı buldu mu yoksa Gönül'e mi verdi? 5 puan kime gitti? 5 puan kaldıralım Gönül! Ay. Anne! Kaldır hayatım, hayatım kaldır, kaldır. Aferin Nagihan. Ya yok ya, yapmamam gerekiyordu. Sinirlerim çok bozuk.
Ay beğendim dediğim tabağı ben nasıl geri veririm ya? Yaktım Seda'yı. Ben beğendim tabağı bir veren bir kayınvalide olarak nasıl bir şey yaptım ya? Hem beğeniyorum diyorum hem bir veriyorum Allah kahretmesin. Benim yaptığımı kim yapar ya? 5 puanı bakalım. Dudu'ya mı yoksa Seda'ya mı verdi? 5 puan kaldıralım. Dudu. İşte bu ya, harika. 2. tabak. Kaldıralım. Seda üzgünüz. Seda'yı yaktım. Anne iyi misin? Evet, senden özür dilerim. Ya benden özür dileme. Puan bu sonuçta. Bugün bulamazsın, yarın bulursun, anladın mı? Sadece tiyom oydu. Ve güzel bir ama ben senin tabağı buldum Seda ama... Tamam anne tamam. Ben buldum. Böyle yapacağım ama niye böyle elim bir gitti olabilir. Benim? Ben de tabağımdan çok eminim. Niye insanlara prim veriyorsun, nasıl yaptırıyorsun? Çok... Ya bu kadın benim gerçekten sinirlerim geriyor ya. Ben bu kadını gördükçe her seferinde bir negatif enerji diye ben ilk gördüğümde boşuna demedim. Ben insanların anlarım. Kapıdan girişinden o insanın bana iyi gelip tamam gelmeyeceğini anlarım. Tamam evet. Ağladın, rahatladın, bitti. İstiyorsa herkes biri versin. Bırak, ben tabağımdan eminim. Ne kadar çok ağladınız. Dur canım, önce bir ben konuşayım da. Seda. Efendim Gönülcüm. Hadi kayınvaliden sana bir verdi, beğendiği halde bir verdi, kendi hatam dedi vesaire. Peki burada benim kayınvalidemin suçu ne ki? Yok bu kadını gördüğümden beri enerjisi hoşuma gitmedi vesaire gitmemiş diyor.